20 Ekim 1953 Limassol Kayakale'de doğdu. İlk ve orta öğrenimini Limassol'da, yüksek öğrenimini ve ihtisasını İstanbul'da yaptı. İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezundur. Girne Akçiçek Hastanesi'nde hekimlik yaptı. ...1990, 1993, 1998, 2003 ve 2005 genel seçimlerinde Ulusal Birlik Partisi'nden Girne Milletvekili seçilen Miroğlu, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı yaptı. Miroğlu evli ve iki çocuk babasıydı. Geçirdiği krizin etkisiyle kalbi geçirdiği krize dayanamadı ve kendisini 9.30 civarında kaybetti. İşte bu dönüşüm ve değişimin sancısız, sızısız olabilmesi için hoşgörü, sevecenlik ve birleştiricilik ön plana çıkmalıdır. Görevimin ne olduğunu çok iyi biliyorum. Partilimizin, vatandaşımızın, devletimizin özlemlerini, beklentilerine cevap verebilecek, onları karşılayabilecek özelliklere, birikime, deneyime, inanca, azim ve kararlılığa arkadaşlarımla birlikte sahibim. Adaylığımı nasıl ki sadece benim kararım sonucu, salt benim kararımla değil, öyle gerçekleşmedi. Bundan sonra da yapacaklarım tek kişilik bir şov halinde olmayacaktır. Önemli değillerdi. Para, pul, makam hoş bir sırada bırakmaktı. Önemli olan hoş bir sırada bıraktı. Eşsiz bir evladını kaybetmiştir. Acımız sonsuzdur. Onun yerini doldurmak herhalde mümkün olmayacaktır. Thank you.
Zaten tüzük gereği bugün parti meclisimizin onayıyla da genel başkanlığı vekaleten devraldım. Elbette bu bir aylık bir süredir. Bu süreyi arkadaşlarımla birlikte partimizi sağlıklı bir kurultaya taşımak şeklinde değerlendireceğim. Bundan hiç kimsenin kuşkusu olmasın. Hem partiyi sağlıklı bir şekilde kurultaya taşıyacağız, hem de sağlıklı bir şekilde kurultaydan çıkması için gayret göstereceğiz. Demokratik bir yarış olacak, o inançtayım. Karşılıklı sevgiye, saygıya, hoşgörüye dayanan bir yarış olacak, o inançtayım. Ve şunu ifade etmeme izin verin. Sonunda Ulusal Birlik Partisi'nin birliği ve bütünlüğü bu seçimi kazanacaktır, bu kurultayı kazanacaktır. Ulusal Birlik Partisi'nin ileriye hamle yapma isteği bu kurultaydan kazançlı çıkacaktır. Biz de zaten bu inançlarla aday olduk ve bu yarışa katıldık. Hem partimize, hem ülkemize, hem de diğer arkadaşlarımıza hayırlı olsun. Çok değerli bir insan adı, seveceğim bir insan adı, insanları çok severdi, partisini çok severdi, mecliste aranan bir milletvekiliydi, çok değerli bir bakanımızdı ve insanlara çok değer veren birisiydi. Salih Miroğlu, Girne Gençlik Kolları'nın vazgeçilmez lideriydi ve başımdan geçen bir anım anlatayım. 18 Kasım'da 2005 yılında askerden izne çıkmıştım ve arabamla Ocak Kulübü'nden geçmekteydim. Salih abi Ocak Kulübü'nün tam kapısının önünde her zaman oturduğu yerde sandalyede oturmaktaydı ve beni ta uzaktan görüp tanıyarak ayağa kalkıp bana aynen bu hareketi yaptı. Ve yanımda hanımımın dayısı vardı. Fransa'dan gelmişti adam. Sordu bana, Serdar bu adam kimdir? Ben de ona dedim ki, dayı bu adam başbakandır. İçimden öyle gelmişti, öyle söyledim. Ama o el sallayışını unutmadım, unutmayacağım. Salih abimin bize verdiği bayrağı sonuna dek taşıyacağım. Onu utandırmadan Ulusal Birlik Partisi'nin gençlik kollarını ölene dek yaşatacağız. Vatanımızı, ülkemizi, toprağımızı seviyoruz. Ama kendimizi Türk ulusunun bir parçası olmaktan da bahtiyar addediyoruz. Rahmetlik Salih Miroğlu ile uzunca bir süre beraber çalıştım. O milletvekili, bakan, ben de belediye başkanı ve ilçe başkanı olarak uzunca bir süre beraber çalıştık. Salih Miroğlu iyi bir aile reisi, iyi bir politikacı, memleketini seven, kendisini politikaya ve memleketine adayan
genç bir kardeşimizdi. Zamansız aramızdan ayrıldı. Bir takım idealleri vardı, bir takım düşünceleri vardı. Tabii ki Salih Miroğlu'nu kaybetmenin uzunca bir süre sıkıntısını yaşadık. Özellikle Girne ilçemizde büyük sarsıntı geçirdik. Ancak genelde de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti çok akıllı, iyi ve istikbali parlak olan bir abimizi yitirmiş, bir kardeşimizi yitirmiş oldu. Salih Miroğlu'nun anısını yaşatmak istiyoruz. Bir Salih Miroğlu'nu yaşatma derneği kuruyoruz. Bu dernek de Ulusal Birlik Partisi'nin yerini alacaktır. Ve ilelebet Salih Miroğlu'nun ideallerini ve düşüncelerini mutlaka ve mutlaka yaşatmak istiyoruz. Ve tekrar söylemek istiyorum. Salih Miroğlu'nu kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Hem Ulusal Birlik Partisi hem de genelde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti çok akıllı, çok değerli bir evladını kaybetmiştir. Üzgünüz, ancak anısını da yaşatmak kararlılığında ve azmindeyiz. Salih Miroğlu kardeşimizi ölümünün yıl dönümünde rahmetle anıyorum. Zamansız ayrılışı bizleri üzmüş ve toplumumuz için de ciddi ve büyük bir kayıp olmuştur. Ben şahsen siyasi yaşamımda onun engin tecrübelerinden ve birikimlerinden istifade etme şansını bulmuş. Şanslı milletvekillerinden birisiyim. Kendi hayat tecrübemle onun bana aktardığı engin siyasi tecrübesinden çok yararlanmış bir kişiyim. Keşke aramızda olmuş olsaydı, onun Türk siyasi hayatına daha katacağı çok büyük projeleri olduğunu biliyorum. Ama ne yapalım, bunun adı da kaderdir. Tekrar Allah rahmet eylesin diyorum. Rahmetli Salih arkadaşımızı yıl dönümünde rahmetle anarken onun bu bir doktor olarak ve bir siyasetçi olarak her zaman takdir etmiş birisi olarak bilhassa bizim meslektaşımız ama aynı zamanda da politik yaşantımızın başlamasında bize çok büyük hizmetleri, şahıs olarak da partiye olan şeyinden dolayı, katkılarından dolayı çok büyük bir boşluğumuz oldu. Biz onu her zaman bilhassa bu kurultay hazırlığımızda onu rahmetle anarken boşluğunu hissettik. Bilhassa ben kendisiyle köyleri gece gezerken onun azimli, hırslı ve iyi bir politikacı, iyi bir insan olduğunu tekrar bunu burada belirtirim ve kendisini rahmetle anarım. Evet, rahmetli Salih Miroğlu benim en sevdiğim arkadaşlarımdan birisiydi. Kardeş gibiydik zaten. Hatta genel başkanlığı kendisine gönül huzuruyla devredebilecek kadar güvendiğim bir arkadaştı. Salih Bey'in ilk adaylığı çok enteresan. 1985 yılında partinin başında seçime gideceğimiz dönemde Girne'den sevilen bir arkadaş aramıştım. Daha önce İlkay Bey isimli bir arkadaşımız vardı, onu biliyorduk. Bir doktor arkadaş araştırdım. Bana Salih Bey'in isminden bahsettiler. O güne kadar ben onu tanımıyordum. Randevulaştık, bir arkadaşın iş yerinde buluştuk. Bana söylediği şuydu: ben abi dedi, henüz yeni mütehassıs oldum, mesleğime doymadım. Ama ileride milletvekili olma düşüncesine girdiğim anda ilk müracaat edeceğim parti sizin partinizdir demişti. Ve hakikaten sözünde durmuştur. 1990 seçimlerinde benim de bilgim olmadan ilçeye, Girne ilçesine adaylık için müracaat etmiştir. Ve dostluğumuz o tarihte başladı. Ölünceye kadar da devam etti. Kendisi herkes tarafından sevilen, herkesi kucaklamasını bilen, bütün siyasi partilerle de diyalog kurabilen bir özelliğe sahipti. Bir özelliği de aşırı Fenerbahçeli olmasıydı. Hatta 1907 yılından
bugüne yaşadığı tarihe kadar kurulan bütün Fenerbahçe takımlarını bilecek kadar da hasta bir Fenerbahçeliydi. Tabii ki bu ayrı bir özelliği ama doktor olarak iyi bir doktor, siyasetçi olarak da herkesin gönlüne girmesini becerecek kadar yetenekli bir arkadaştı. Evet, kendisi önce ilçe başkanlığı, milletvekilliği, ilçe başkanlığı bilhassa çeşitli bakanlık, Ulaştırma Bakanlığı, Spor Bakanlığı'ndan sonra Ulaştırma Bakanlığı'nda bulunmuştur. Girne deyince zaten akla İlkay ile Salih isimleri gelirdi. İkisi de benim en güvendiğim arkadaşlardı ve bu güvenime hiçbir zaman da leke sürdürmediler, gölge düşürmediler. O bakımdan Salih Bey'i ben ömrüm boyunca unutacak değilim. Yaşadığım sürece Salih Bey'in hatıralarıyla birlikte yaşayacağız. Bizim ayrıca evimize çok rahatlıkla giren, her konuyu benimle, eşimle rahatlıkla konuşabilen bir özelliğe sahipti. Biz de kendisini bazen kardeşimiz, bazen evladımız gibi görecek kadar kendimize yakın hissediyorduk. Bakanlık dönemi iyi, güzel günlerle geçmiştir. Başarılı bir bakanlık dönemi, başarılı bir spor bakanlığı, ulaştırma bakanlığı dönemi geçirmiştir. Bakanlığı dolup boşalan insanların memnuniyetiyle her zaman anılmaktadır. Özetle erken kaybettiğimiz bir arkadaş, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti değerli bir evladını kaybetmiştir. Ulusal Birlik Partisi bu partiyi yarınlara taşıyacak bir başkan adayını kaybetmiştir. Herkesin güven duyduğu, rahatlıkla Ulusal Birlik Partisi'nin de yarınlara taşıyabilecek özelliklere sahip olduğuna inandığı Salih Miroğlu'nu maalesef kaybettik. İyi bir arkadaştı, iyi bir aile babasıydı. Maalesef genç yaşta kaybetmenin üzüntüsü hiçbir zaman içimizden gitmeyecektir. Uyduruk kimlikler peşinde değil, asıl kimliğimizin korunması kavgası içindeyiz biz. Kısacası Ulusal Birlik Partisi Kıbrıs, Yunan olmasın, Kıbrıs Türk halkı dünyada hak ettiği yeri alsın, anavatan Türkiye ile en sıcak ve en yakın ilişkilerimiz hep sürsün diyen bir partidir. Salih'in aramızdan ayrılmasından sonra aradan 3 yıl geçti. Bu 3 yıllık süre içerisinde biz arkadaşları, dostları olarak Ulusal Birlik Partisi parti olarak onu çok aradık. Salih'te yıllar boyu birlikte politika yaptık. Bu partinin belli bir yere gelmesi için çok uğraşlar verdik. Salih Miroğlu öncelikle doktordu ama bana göre politikayı doktorluktan çok çok daha fazla tercih etti. Yıllar boyu bu politikayı birlikte yürütürken şahit olduğum pek çok olaylar oldu. Birlikte yaşadığımız çok olaylar oldu. Acı tatlı günlerimiz oldu. Fakat hiç aklımdan çıkmayacak birlikte çalıştığımız konulardan birisi şu. Bunu sizlerle paylaşmak istedim. 90 yılında politikaya girdiğimiz günlerde ikimiz de daha yeni politikada acemi denecek yaştaydık. Akşamları arabayla bütün Girne'yi ev ev dolaşırdık mahalle aralarında, apartmanlardan, evlerden ve her evde kaç tane oy olduğunu ve bu oyların hangi partiye gideceğini, hangi şahsa verileceğini hesabını yapardık ve emin olun ki gece saat 2'lerde bir yerde oturup bir çay kahve içerken yaptığımız bu hesapların sonucunda seçim sonucuna yaklaşık sonuçlar bulurduk. Bu kadar çok politikaya ilgi duyan, politikayı gerçekten çok seven ve politikayı yürekten isteyen başka bir politikacı arkadaşım doğrusu olmadı. Salih gerçekten değerli bir arkadaştı. Partiye çok büyük katkılar yaptı. Birlikte yaptığımız çalışmalarda ben buna şahit oldum. Dilerdim ki Ulusal Birlik Partisi kendisini yetiştirmiş, kendisini yenilemiş, bu partiyi sırtında daha üst noktalara taşıyacak böyle bir politikacının başkanlığında da çalışsın, var olsun. Ömrü yetmedi. Aramızdan çok erken ayrıldı. Gerçekten çok üzdü bizi, bütün sevenlerini, yakınlarını, ailesini.
burada söyleyecek çok fazla şey olmasına rağmen Salih'i sadece rahmetle bir kez daha anmak istiyorum. Allah geride bıraktıklarına sabırlar versin. Ve Ulusal Birlik Partisi Salih Biroğlu gibi çok değerli politikacılar yetiştirmeye devam etsin. Çünkü bu parti halkın partisidir ve bu parti halkın partisini her zaman iktidarda görmek istediği bir parti olarak kalacaktır. Ben tekrar rahmet diliyorum. Rahmetli Salih Miroğlu'nun ölümünün 3. yılında rahmetle anıyorum. Tanıdığım kadarıyla rahmetli Salih Miroğlu özü sözü bir olan, verdiği sözü yerine getirmek için çalışan dürüst bir politikacıydı. Ölümüyle bilhassa özellikle ÖVP'ye, genelde Türk siyasetinde ölümü büyük bir kayıp olmuştur. Köy ziyaretlerinde, köylerde buluştuğumuz zaman bilhassa insanın nasılsın be kardeş diyerek kucaklayışını, sıcak bir şekilde kucaklayışını unutamam. Bir de ayrılırken el sallayışı gözümün önünden gitmiyor. Allah rahmet eylesin. Salih Miroğlu benim dayımdı. Aynı zamanda da ustamdı. Çünkü Bayındırlık Ulaştırma Bakanlığı döneminde onun makam şoförüydüm. Birlikte çok güzel hatıralarımız, anılarımız olmuştu. Salih Miroğlu dürüst, çalışkan, halkını, milletini, devletini, bayrağını seven çok yönlü bir siyasetçiydi. Çok yönlü de bir sevgi dolu, iyi bir insandı. Onu unutmak mümkün değil. Onun ilkeleriyle hareket etmeye çalışıyoruz. Onu her zaman hatırlayacağız. Gerek ailesi olarak, gerek sevenleri olarak, gerekse Kıbrıs Türkleri olarak onu bağrımıza bastık, kalbimize gömdük. Onun ilkeleriyle, onun söylemleriyle Kıbrıs için, Kıbrıs Türk insanı için de gayret sarf ederek çalışmalarımızı devam ettireceğiz. Onu özlüyoruz. Ailemizin bir mihenk taşıydı. Ailemizin göz bebeğiydi. Onu rahmetle anıyoruz. Ve ruhu şad olsun diyorum. Onu hiçbir zaman unutmayacağız ve onun ilkeleri doğrultusunda da emin adımlarla gideceğiz. Rahmetli Doktor Salih Miroğlu grup içerisinde, milletvekili grubu içerisinde benim en yakın, en samimi ilişki içerisinde olduğum bir kardeşimdi. Gönlü insan sevgisiyle dolu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sevdalısı, çok değerli bir kardeşimizdi. Onu çok zamansız kaybetmenin derin üzüntüsünü partili olsun olmasın her Kıbrıs Türk insanının gönülden hissetmiş olduğu herkesçe bilinen bir gerçek. İnsancılığıyla, sevgi dolu kalbiyle partili olsun olmasın başka parti insanları dahi olsa herkesin gönlünde taht kurmuş bir kardeşimizdi. Kendisine ölümünün bu yıl dönümünde bir kez daha Tanrı'dan rahmet, yaslı ailesine ve tüm Kıbrıs Türk insanına başınız sağ olsun demekten başka söyleyecek bir söz bulmak kolay değil. Bizler Ulusal Birlik Partililer olarak Salih Miroğlu'nun anısını ilelebet yaşatma ve onun yoluna boyun koyduğu hedefler doğrultusunda partimizi o yönlerde ileriye götürme bizim boynumuzun borcudur. Doktor Salih Miroğlu gerçekten çok değerli bir kardeşimizdi. Çok talihsiz bir şekilde, çok zamansız bir şekilde kaybedildi. Bu kayıp sadece ailesinin ve arkadaşlarının değil, sadece Ulusal Birlik Partisi'nin değil, Kıbrıs Türk halkının tümüyle bir kaybıdır. Kendisine bir kez daha Tanrı'dan rahmet dilerim.
Türk Ocağı Spor Kulübü'nde yıllarca başkanlığımızı yapmış değerli bir abimizdir. Kendisine buradan tekrar Allah'tan rahmet diliyorum. O yüzden şunu söyleyeyim, bize yıllarca kulübümüze özverili bir şekilde hizmet vermiş. Türk Ocağı'nı başarıdan başarıya taşımıştır. Bizim üzerimizde çok emeği vardır. Ondan dolayı tüm camiamızın tekrar başı sağ olsun. Ben tüzük gereği bugün parti meclisimizin onayıyla da genel başkanlığı vekaleten devraldım. Elbette bu bir aylık bir süredir. Bu süreyi arkadaşlarımla birlikte partimizi sağlıklı bir kurultaya taşımak şeklinde değerlendireceğim. Bundan hiç kimsenin kuşkusu olmasın. Hem partiyi sağlıklı bir şekilde kurultaya taşıyacağız, hem de sağlıklı bir şekilde kurultaydan çıkması için gayret göstereceğiz. Demokratik bir yarış olacak, o inançtayım. Karşılıklı sevgiye, saygıya, hoşgörüye dayanan bir yarış olacak, o inançtayım. Ve şunu ifade etmeme izin verin. Sonunda Ulusal Birlik Partisi'nin birliği ve bütünlüğü bu seçimi kazanacaktır, bu kurultayı kazanacaktır. Ulusal Birlik Partisi'nin ileriye hamle yapma isteği bu kurultaydan kazançlı çıkacaktır. Biz de zaten bu inançlarla aday olduk ve bu yarışa katıldık. Hem partimize, hem ülkemize, hem de diğer arkadaşlarımıza hayırlı olsun. Her sevgili kardeşlerim, Kıbrıs Türk'ü olarak çok acılar yaşadım. Çok göçler yaşadım, çok kanlar döktüm. Yeniden göç yaşamak istemiyorum. Yeniden kanım dökülsün istemiyorum.